hayırlısıysa bitsin de. Program bugün hayırlısı. Tutku Doğan var Elazığ'dan telefon attığımızda ama almıyoruz. Evet. Bundan sonrasında Tutku düşünsün bakalım. Bugüne kadar hep ben düşündüm. Tutkucuğum iyi geceler. İyi geceler. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Okuyor musun, çalışıyor musun? Okuyorum üniversitede. Üniversiteye hazırlanıyorum. Hazırlanıyorsun, harika. Hangi bölümü istiyorsun? Yani Allah ne verdiyse olur. Evet, bak arkadaşımız yıllarca ailenden piyano eğitimi aldın değil mi? Yani 6 yaşında piyanoya mı başladın? Evet, 6-8 yaş arası 2 sene piyano eğitimi aldım. Ondan sonra farklı okullar okudum. Evet, 6-8 yaş arasında bir aile çocuğuna piyano eğitimi verdikten sonra o çocuk niye daha sonra veteriner olur? Aa. Şimdi fen bilimlerine de meraklı olunca, ama ben çok yaramazdım ya, öyle böyle değil yani. Ve koyduğunuz yerde durmuyordum. O yüzden her branşta denemiş oldum. Ailem çok yaramazsın diye veteriner mi oluyorsun? Nasıl diye? Ama gerçekten de adam veterinerlik. Veterinerliğe girdin. 3 sene okudum sonra bıraktın. Sonra başka bir şey daha okudun. Evet, işletme fakültesi. 7 senede bitirdim. Bana çekmeyin arkadaşlar. İşletme fakültesini 7 senede bitirdin. Peki. Aa, yani sevgili Tutku, diyeceğim o ki okuduğum bölümle yaptığın iş sonra... Alo. Tutku, sen iyice temizle boğazını, biz yine buralardayız. Konuşuruz yani. Evet, geçmiş olsun. Yok, üzüldüm. Boğazım ağrıyor da biraz ondan da kısırdım. Rica ederim, rica ederim. Nasıl istiyorsan biz bekleriz Tutku, şey yap. Varsa sorun hemen alalım Tutkucuğum. Evet. Evet, Mustafa Dede'ye bir soru sormak istiyorum. Evet. Buyurun, buyurun. Nasılsınız Mustafa abi? Çok iyiyim. Öncelikle valla Elazığ'a sevgiler. Bizden. Epey zaman oldu gelmeyeli. Buradan da sevgiler. Burada sizi çok seviyorlar. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Seviyoruz daha doğrusu. Teşekkür ederim. Bir soru sormak istiyorum. Baba olduğunuzda hayatınızda en çok değişen şey nedir? Baba oldu. Yani herhalde en büyük değişiklik o olmuş olması lazım. Vallahi baba, şöyle söyleyeyim. Anne babamın kıymetini daha iyi anladım. Yani bizi büyütürken neler çektiklerini anlıyorum. Gerçi Arın benim kadar yaramaz bir çocuk değil. Daha mülayim. Annenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu gördüm. Eşimin ne kadar üstüne titrediğini, nasıl uykusuz kaldığını ve bir annenin bebeği için neleri açıkçası feda edebildiğini gördüm. O yüzden bu sizin vesilenizle ben eşime de teşekkür edeyim burada. Bir tane değil mi? Bir tane, evet. Allah bağışlasın abi. Amin, teşekkür ederim. Sabah düşünmüyor musun evlilik mevlilik? Düşünüyorum arada sırada. Düşünmekle olmuyor evet, ama. Düşünmekle olmuyor ama yani, doğru söylüyorsun. Sonunda biz birbirimize kalacağız galiba Beyaz. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun Sabah. Seve seve sabahım. Seve seve. Ay. Şimdi şu sohbeti bir kafede yapsak, yan yana otursak sabahıyla da bir kafede yapsak sohbeti, böyle eğlensek yani eğlencesine. Yanındaki birisi cep telefonunu açsa da çekse bilmem ne yapsa, yarın gazetelerde bilmem ne. Burada rahat yapabilmemizin sebebi hepinizin gözünün önündeyiz. Onun için şurası var ya bizim için dünyanın en rahat yeri. De arada ben varım. Yani tabii. Efendim? Arada da ben varım, sorun yok. Sen şahitsin. Mustafa sen kalk bak halıların kenarlarını... Halıların kenarlarını düzen. Sende bu takıntı mı abi? Yok, overlock çektirmek lazım. Ama Allah Mustafa Allah. Da var değil mi öyle benim, bir tip? Sen benim paçalara da bakmışsın. Abi ötene. Yok, şimdi Arın devamlı böyle halıya takılmasın diye sürekli şey yapıyoruz. Hani sen de takılıp düşme diye vallahi. Bir şefkat geldi yani bana bir anda. Abi ne kadar yani, Allah Allah. Teşekkür ediyorum. Her konumuz diye. Senin gibi olsa ne kadar güzel. Otur. Otur. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.